Ses 1-2. Hey. Peki biraz kendinden bahseder misin? Şimdi insanlar seni yeni tanıyacak, neler yaparsın, rapleri nasıl başladın, buraya kadar nasıl geldin? Kendim yazmaya başladım lisede. Sonra liseyi bıraktım lise 1'de. Dedim ki ben müzik yapacağım. Küçük küçük ülkeyi gezmeye başladım. Böyle rap konserlerinde, böyle işte düğün salonlarındaki rap konserlerinde öyle. 30 rapçinin, aslında bütün seyircilerin sahneye çıkan rapçiler oldu. Konserlerde çıkmaya başladım. Derken yavaş yavaş biraz daha müzik oturdu, işte ne bileyim, sesim oturdu, söyleyişim oturdu. Öyle bugünlere geldik. Peki hiç buraya kadar geleceğini tahmin etmiş miydin? Yani istiyordum aslında. Yani bir şekilde başarılı olabileceğimi en azından düşünmüştüm. Ama bu noktada şöyle söyleyeyim, böyle olacağını bekliyordum, beklemiyordum diyeceğim yer şu. Beklediğim insanlar bu insanlar değildi yani, kitle açısından. O yüzden şaşırttı beni biraz. Peki şeyi fark ettim. Amerikalı rapçiler küfür edince böyle klaplarda çalabiliyor, herkes dilden dile konuşuyor ama Türkçe olunca böyle bir irite oluyor insanlar. Nedense evet. Çok falan diye gidiyorlar. Evet. O seni nasıl etkiliyor? Ya bence aslında tam tersi, bizim halkımız küfrü çok seviyor yani. Sadece böyle insanlar melodik duymadılar ya da işte insanları garip gelebiliyor. Bazen şöyle şeyler yaşıyorum ve tehlikeli hissediyorum. Küçük çocuklar var 12 yaşında ve aileleri tedirgin. Çünkü tanımıyorlar. Bir gün geldiler böyle. Dediler yani böyle bizim kız seni çok seviyor ama sen neler diyorsun yani. Biraz dediler işte hani dünyadan bahsedecek. Haklılar yani, evet doğru, hani bir şey demiyorum ama İşte kendi realitem benim böyle yani. Bundan da kaçmak istemiyorum. Dediğim gibi bizim halkımız küfretmeyi sever. Küfrü çok sever. Artık noktalama işareti gibi kullanır. Ama biraz böyle onu oradan alıp böyle bir, nasıl diyeyim, bir şeyin, müziğin içine yerleştirince garip geliyor. Alışıklıkları için muhtemelen, ama zamanla alışacaklar yani. Ya hoşum ya, yabancı müzikte çok sık değil. Evet, 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 okey, aynen, sorun yok. Biraz bunu dengelemem lazım yani. Tupac gibi böyle, Dear Mama gibi şarkılar veya işte Keep Your Head Up gibi böyle kadınlar için şarkılar yapmam lazım. Tabii ki. Çünkü o adam hem gene bunlardan bahsederken hem aynı zamanda İşte kadınlar için, onların işte ayakta kalmış. Brand Aska'da Baby diye çok sert bir şarkısı var mesela, hani böyle biraz daha hayatı anlatan, daha devrimci liderler olduğu için onlardan çok etkileniyorum. Peki böyle şeyi fark ediyorum. Türkçe rap dediklerinde böyle buruk duran bir tayfa var yani. Türkçe rap leş, alt kategori gibi davranan var. Sen sanırım yavaş onu yenebileceksin. Mesela Ceza sözleri de girdi. İşte Ceza diziye işte müzik yaptı. Sonra elektro gitar bazı bir şey yaptı. Bazen senin de gitar soluları vardı parçada, evet, mesela. Evet. Reggae sound var. Değişik, evet, aslında. Evet. O soundlar biraz onu yıkacak mı sanırım? Evet, umarım. Ben de öyle düşünüyorum. Şeyle de alakalı yani. Türkçe rap genel ortalama olarak, evet yani, biraz vasat. Çünkü kolay olduğunu düşünüyor insanlar. Yeterince hissetmiyorlar bence rapçiler yaparken müziği. Ama şimdi artık o da değişiyor. İnsanlar farkındalık yakalamaya başladı. Benim ama şu son gözlemlediğim, şu son çeyrekte Türkçe rap de kalitelileşti. Yani rapçiler de daha kaliteli işler yapmaya başlıyor. Klipler de öyle. Evet, bayağı evet, biliyorum. Evet. Sizin klip bayağı iyi. Bir de o kapıda sömelip oturma fikri nereden çıktı Allah aşkına? Bir anda mı oldu? Evet, dedim ben şuraya çömeyim abi. Şuraya çömeyim de. Öyle gidiyor. Yani o arabanın üstündeyim yani. Ayağımı basıyorum, içinde oturmuyorum gibi bir algı yaratmak için yani. Güzel, insanların dikkatini çekiyor. Klip çekimleri nasıl geçti? Ne kadar sürdü? Bir gün sürdü. İşte kamerayı kiraladık. Sonra dedik ki abi gidelim şuraya, buraya gidelim. Gezdik ya, aynen, hiçbir planımız yoktu. Her şey o an gelişti. Klipte gördüğünüz insanları hemen hemen orada bulduk. Yani bizim işte bebeler dışında. Arabanın işte oradaki ya da o tayfayla gittik yani. Öyle mahallede çekim yaptık işte. Şükriye Mahallesi var, Ulucanlar Cezaevi'nin yanında. Orada çekim yaptık. Ondan sonra işte kendi takıldığımız yerlerde, Tunus'ta, Kennedy Caddesi'nde, oralarda çekim. Keyifli de, eğlenceli de, hep güldüm yani. Belli, klibin başında mı, sonra sonlara doğru? Ya evet, klibin başında
Çok yorgundum ya. Sonra evet. Basit gülmeye başladım. Evet, dikkatimi evet. çekti. Peki müziğin karşılığının olmamasından hiç korktun mu? Yani zaten bayağıdır yoktu. Çok oldu yani. Belki daha yeni ilk defa hani bir şekilde karşılığını alabiliyorum. Bugüne kadar hiç alamadım yani. Benim ya bu böyle Cem Yılmaz'ın dalga geçtiği muhabbete gelecek ama harbi çektik yani. Çok çile çektik hesabı. Yine bak başlık yaparım bunu, net söylüyorum. Hayır. Sen çok çekmiş be. Çok çektik be abi. Yok yani öyle değil ama mesela şöyle şu yüzden çektik yani. O kadar inatçıydık ki hayatımızı bununla idare ettirmemiz için çok zordu. Duvarlar vardı önümüzde yani. Bu anlamda çektikten bahsediyorum. Başka hiçbir şey yapmadın. Hayır. Ha, yaptım. İşte ne bileyim böyle dekoratif duvar örücülüğü yaptım. Yastık atölyesinde yastık doldurdum. İşte kandillerde kandil simidi yaptım ama yani buydu yani benim istedi. Hiç iyiydi bu sana ya. Kadir simidi ona çok fena. Başlık bunu yapabilirim, yalan söylemeyeceğim. Buna inat ettiğimiz için oldu. Kazanıyorduk tabii. Sonuçta rap konseri oluyor. Gene insanlar bir bilet alıyor. O da bir şekilde cebimize giriyor ama hani zaten 10 kişi yaşadığımız için genelde böyle komün bir şekilde sana hayır olmuyordu yani. Açık diyeceğim zaten. Bunları yazacağım, bak haberin olsun. Tamam. Spotify'da 110 bin tane aylık dinleyicin olduğundan biraz önce bahsettik ama ses kaydı yok, o yüzden tekrar evet. soracağım. Hani o 110 binlik artış hızlı olmuş sanırım. Hızlı oldu evet. Yani başta işte çok heyecanlıydık böyle 10 bin, 20 bin nasıl olacak falan filan. Ben 60 binde bakmayı bıraktım zaten hani artık günlüğün. Şey yapmayı tamam, bıraktım aynen. Sonra böyle bir düştü böyle bir iki. Ondan sonra korktum dedim ne oldu, sonra tekrar böyle yükseldi. Yani benim kafamda 110 bin açıkçası yoktu söyleyeyim yani. Hani o kadar da olmayız herhalde, biz 70'te kalırız falan diyordum yani. Enteresan. Bu kriter değil mi senin? O kadar dinliyor olduğunu görmek evet. başarının bir kriteri sonuçta. Evet, güzel bir şey. Yani en büyük karşılığı da o aslında. Peki, daha güzel bir karşılık yok. Kendini hissediyorsun? Oo, inanılmaz. Nasıl? Biraz tarif et. Ben bilmiyorum hiç olmadığını. Sahnedeyken, mesela bilardo oynarken topa vurmadan önceki bir an var böyle her şeyin kesildiği. Biraz zen kafası, doğu felsefesi gibi bir şey anlatacağım. Tanımlayabilmemin tamam, şeyi olur. O. Ya da işte ne bileyim böyle Japon çay sanatı gibi düşünün ya, o çayı doldururken o anda olmak falan. Sahnede de öyle bir durum var yani. İnsanoğlu böyle hep düşüncelerinden sıyrılmak ister böyle. Hani ben düşünüyorum. Düşünmeyi durdurduğum zaman düşünmeyi durdurabileceğin sensin. Hayır, sahnedeyken işte o var. Hiç var yani böyle. Hani onu çok seviyorum. Çok başka, cennetsel bir his yani. Buradayken onu yaşıyorum. Tabii bazen sözleri unutuyorum bu yüzden. Gülüyorum hep toparlıyorum hemen. Daha tam alışamadım. Ama öyle bir his yani. Çok yoğun, çok güzel bir duygu. Sahnede nasıl görünüyor insanlar? Kimisi böyle. bana geberiyorlar. Çok güzel bir şey, şimdi yalan söylemeyeceğim. Soundgarden'ı. Soundgarden'ı çok iyi diyorlar. Şey var, kimisinde hayranlık var, kimisi böyle gazını. Şey çok enteresan yani, ilk defa bu kadar şarkılarımın ezberlendiği bir sahne dönemi yaşıyorum. O çok güzel bir duygu. İnsanın enerjisini görmek. Sahnedeki insanlar harika görünüyorlar. Keyif alabileceğin bir sanatçı hani derler, boşa çaldık abi falan. Sanatçının keyif alabileceği kıvama geldi en son, dedim yani evet. Gidiyor, ilerliyor. Peki bu kadar meşhur olurken şey olmasın böyle, popülerliğin işte paranın dünyasına kanmak ve benzer işler çıkarmak anladım. Gibi korkuların olur mu? Tabii ki var her insan gibi. Ama şunun çok farkındayım yani, çok gelip geçici yani. Sonsuza kadar sürecekmiş gibi bakarsan öyle olur gider zaten. Para da gider işte ne bileyim. Çünkü öyle değil hayat yani. Bir gün sönüp gidecek yani. Bir gün ya artık böyle o kadar gençlik festivallerinde yer alacak kadar genç hissedemeyebilirim yani. Bilmiyorum. Emin değilim. Hayır ya, bu hayat anlamında söylüyorum. Çünkü hayatın ne getireceği belli değil. Ben iki seçenek var yani, işte ya hani böyle işte geldi tüketeceğim ya da bir şekilde ben bunu bir şekilde sürdürülebilirliğini istiyorum tabii ki.
korkutuyor ama ne yalan söyleyeyim korkutuyor. Bu şey çünkü insan bir kanıyor ama şey değilim ya hani burada ben işte böyle mütevazıyım şöyleyim anlamında söylemiyorum ama o kadar da böyle bir şey olduğumu zannetmiyorum. Dünya kocaman yani kendi küçük dertlerimiz kendi küçük hayatlarımız çok büyük bir şeymiş gibi görünebilir ama değil yani hani burada evet insanlar tanıyor buradan işte ne bileyim atıyorum gittim Burkina Faso'ya kim tanıyor yani oradaki insanın belki ne derdi var yani beni ne yapsın. O yüzden bunların farkında bir şekilde bunun tadını çıkartınca o kadar da bozabileceğimi düşünmüyorum. Güzel. Peki Emrah Ablak'ın çizimini gördün mü? Evet bayıldım. Çok iyi değil miydi? Büyük fanıyım yani. Bayağı seni orada bir şarkı duydum bayağı güldüm. Çok güzel oldu. Ben şok oldum. Bütün çocukluğum onu okuya geçti çünkü. Peki o karikatür sayesinde galiba birkaç kişi seni keşfetmiş. Evet evet. Öyle bir şey de oldu. Evet enteresan oldu. Emrah'la konuştunuz mu peki o şey? Konuştuk ben hemen mesaj attım. Çünkü ben karikatür çizmek istiyordum çocukken. Hep Kemik dergisi falan okuyordum. Ya öyle, yani daha ne kadar onore olabilirim falan diye düşündüm ya. İlk aklıma gelen şey oydu. Bu ne lan diyorum. Bazen öyle oluyor. İnsan Ezel'in parçasına öyle Ezel diye bir tane eleman var. Eski karikatürist, kemiğe gelip giden elemanlardan. Ben bilmiyordum ama öyleymiş. Sonra muhabbet ettik. Onun parçası öyle dinledim. Güzeldi. Yani bazı parçalar güzel pas veriyor abi sana. Güzel orta çekiyor. Sokak illa seni tokatlar gibi bir şey vardı. Evet. O sokak seni tokatladı da mı öyle bir şey oldu? Sokaktaki anların nedir? Oo çok fazla. Çok dayak yedim. Çok eğlendim. Çok aç kaldım, çok doydum. Her şey yani, hayatım kendisi orada, sokaktaydım yani. Ama bir yerde seni işte yıpratıyor, anlıyorsun. Çok net, kaldırımlar yani başka daha iyi bir sırdaşım yoktur sanırım uzun süre çünkü. Hiçbir halt yapmadan okumayan ergen bir çocuk olarak sadece oralara gidip sokakta böyle kös kös oturup çekirdek çitlediğim için daha iyi kimse beni anlayamaz diye düşünüyorum sokaklarda. Sonra okumaya, keşfetmeye başladın mı? Kendi şu an keşfeden bir yanın var mı? Aslında hep vardı. Çünkü ben okulun biraz insanları kendi potansiyelinden uzaklaştırmak için ortaya atılmış bir komplo olduğunu düşünüyorum. Çünkü okul böyle yani. Çünkü insanoğlu hayatının en kendine katabileceği dönemini okulda geçiriyor hiçbir şey yapmadan yani. Ama insan öyle bir yoğrulabilirdi ki mesela işte bir beden eğitimi dersinde saçma sapan hareketler yapacağımızda mesela gerçekten vücudumuzu kullanmayı öğretebilirlerdi bize yani. Ama onun yerine hocalar oturup bebeler oynasın modunda ya da işte böyle yani bizi dediğim gibi aptal zaten amaçları o bence bu okul eğitim kimin kimlerin elindeyse. O yüzden tabii ki kendimi geliştirmem kendim için lazımdı. Ben de okudum, spor yaptım, ne bileyim felsefe, işte doğu felsefesi falan bunları seviyorum. Budizm, Tao falan onlar hoşuma gidiyor. Nasıl keşfettin onları? Ya öyle denk geldi, neymiş bu derken baktım çok mantıklı geldi. Yoga falan yaptın mı? Yok, kendo yaptım. Onun dışında işte sporla uğraştım. Saçlarım yani rasta. Evet. Şimdi değil. Evet. Sıkıldın mı? Terzi değişikliğimi? Biraz bunaldım da. Darbeden sonra kestim öyle. Çok artık sıkıldım şeye ihtiyacım vardı. Bir de o kadar şey olmuştu ki işte Ezel'in rastası. Sanki başka hiçbir şeyim yok. Kimse müziğimden bahsetmiyor. Kimse rastayı niye yaptığımı da anlamıyor. Abi işte ben de istiyorum. Niye? Çok güzel duruyor falan. Hani benim için daha derin bir şeydi gene felsefi bir şeydi. Öyle olunca ben de sıkıldım ya hani dedim. Zaten kimseye anlatamadım ki ya da kimse anlamıyor ki yani. Bir an öyle hissettim yani saçma sapan bir sürü kişi sana özenip işi anlamayıp rasta yapmaya başlayınca asıl dedim ihaneti yani bunu taşıyarak yapıyorum ben bu işi dedim keseyim yani. Kliptik saçların da tabii orijinal. Ördüm evet ördürdü. Kendin mi seçtin onu? Evet. Ondan sonra peki müzikal anlamda hayalin nedir? Müzikal anlamda Müptezel albümü gibi yine insanları şaşırtacak albümler yapmak. Boogie ile işte mi peki çalışacaksın bu arada? Ya tabii ki yani Boogie ile çalışmak harika. Ama albümde kendi prodüksiyonlarım da var. DJ Arts var bir arkadaşımızda. Onun da prodüksiyonu var. Boogie'nin de var.
Boogie'yle enerjimiz muhteşem. Evet. Ama nasıl işte Boogie sadece rapçi olarak benimle çalışmıyorsa ben de hani... Tabii. Hani salt Boogie'yle yani güzel bir beat geldiği zaman da şey yaparız. Ama zaten gene ikimizin şeyinden geçer yani hani filtresinden geçer. Çünkü Boogie'nin de asıl fikri çok önemli benim için. Evet. Son hayranlarına bir şey söyle. Ne söyleyeyim hayranlarıma? Başlarını dik tutsunlar. Asla pes etmesinler. Kendileri ne yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar. Kimsenin efendisi, kimsenin de kölesi olmasınlar. Peki, anlaştık. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.